Hani hikayede masal gibi bir şey. Kime anlattımsa inanmadım. Ben o zamanlar felaket bir durumdaydım. Hani cepte 5 kuruş yok, karnım aç, hiç sormayın. Dilenmekten hoşlanmadığım, ayrıca da hiçbir işe yaramadığım için derdimi şu kumsalda dalgalara, bulutlara anlatıp durur. İşte gene böyle bir gündü. Allah'ım, açım be, aç be! Ne olurdu sanki şöyle mosmor bir binliğim olsaydı? Ama binlik çok olur değil mi? Ben 500'e de fitim vallahi. Karnımı o biçim doyurur, bizim garibe de bir çuval kemik... ...sonra Şazimentin kızı Ayten'e de kocaman bir hediye. Ne olur, 1100'lük be! Ne yani, bir onlara da razıydık, ne olurdu, ne olurdu derseydim... 100 gram zeytin alırdım, peynir de... ...bir lokma da ekmek alır, karnımızı doyururduk işte sanki, ne olurdu? Bakalım bugün karnını nasıl doyuracaksın? Hadi hadi, nankörlük etme, çok şükür ki... ...birkaç dostum var sana yardım edecek. Ah, ızmarite bak be! Ulan bir ızmariti de çok gördün değil mi be? Aa! Ya 10 lira bu be! Peki, ben bunu nasıl unuttum cebimde ya? Adem sen de boş ver, bulduk ya. 10 liralar, 10 lira... Teyze, 10 lira unutmuştum, buldum cebimde, şimdi karnımı doyuracağım. Olacağına binlik olsaydın aptal gibi kıza gülümsemez... ...gider yanına konuşurdum işte. Sizinle arkadaş olsak falan filan gibi laflar ederdim. Cesaretim artardı. Yo, bozulmam. Ha, senden de memnunum yani. Ha. Yani demek istiyorum ki 10 lira ile kızla konuşulmaz. Bugün yok bir şey oğlum. Bir francalı 100 gram da zeytin lütfen. Al bakalım. Amca bir de buzluğa versene. Bu kadar kuruşluk sığır eti istiyorum, şöyle ufak ufak parçalardan. Ama kemiklerini ayırırsan ha. Peki efendim, şimdi. Bana bak kız, bana bir daha o suratsız kemik torbası herifin lafını edersen... ...Alim Allah pılıyı pırtıyı toplar, taşınırım bu mahallede! Sen anlamıyorsun anne, anlayamazsın da... ...Onun bakışları bambaşka, tertemiz, sanki melek! Tam bir melek, ne yer ne içer! Hem öyle bir konuşuyorsun ki, sanki onunla evlenmek istiyormuşum gibi! Sokaktan geçerken öyle bir bakışı var ki... Evlenmek mi? Allah korusun! Sen bekçi paşası, kılıç bıyıklı Hasanettin Bey'in torunusun! Beylerin beyine layıksın, anladın mı? Merhaba garip! Bugünü aklından hiç çıkartmayayım mı? Bugün bizim bayram, bayram! Ne bayramı mı? Ne? 10 lira bayramı be, 10 lira bayramı! Anladık, anladık, yukarıda! Bugün 10 lira bayramı, bayramı, bayramı... Garip! 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 Çık otur yerine bakayım hadi! Çık! Al bakalım, başla hadi! Bayramı.
Garip, saati ne? Kes anaya kes, kes babaya kes. Almam seni, sarmam seni ipek içine. Kes anaya kes, kes babaya kes. Almam seni, almam seni, sarmam seni ipek içine. 60, 70, 80, 90 yüz. Kes anaya kes. Ne bağırıyor bu sersem be? Kafasına iğne batmış gibi. Açlık başına vurdu galiba. Sayıklıyor zavallı. Çıksın sokakta sayıklasın. Tabii ya. 60, 70, 80, 90 Kes anaya kes. Kes bab... Ne oluyorsun be garip? Siz mi? Ne bağırıyorsun be? Bütün gün çalıştık. Şurada 2-3 saat uyku uyuyacağız, ona da rahat yok be. Uyu! Bunlar ne lan? Bu ekmek, bu zeytin, bu da şarap abicim, şarap. Nereden buldun bunları lan? Ya... Yoksa hırsızlığa mı başladın? Ayıp ettin abi, ben de... Toto mu oynadın yoksa? Yok be! Yoksa banka mı soydun? Hadi! Doğru söyle, nereden buldun? Mallat! Abicim bak, ben izmariti böyle alayım diye eğilirken filan... ...o sırada bir böyle otomobil geçti. Yüzüm çamur tabii olunca... ...mendil çıkarırım tabii filan. Ben bir baktım 10 lira çıktı. Ne 10 lirası? 10 lira orada mı unutmuşumdur belki de böyle filan işte. Böyle elimi cebime attım. Aa. Gene midir? İşte tam böyle oldu belki. Kim bilir ne midir? Hem uykumuzu kaçırıyorsun hem alay ediyorsun. O paraları nereden bulduysan buldum bizi ırgalamaz. Ama bir daha rahatsız edersen kendini sokakta bulursun. Irgalamam. Hadi be pis. Hem de. Ya sizi kim koydu cebime be? Hadi bir tanesini unuttum. Ama ikincisi ne oldu? Aa, dur bakalım, belki de 3 tane komşulardır. Ulan bu işte bir iş var ama dur bak. Aa, bir tane daha. Gene çıktım. Hiç boş yok, bak bir daha. Aa. Ulan Allah Allah! Bana bak! Bir daha çıktı be! Ah seni ah! Ulan şişenin içinde kuzu gibi yatarsın da... ...insanın midesine inince o zaman işte... Garip! Hadi yata! Yat! Akşam biz fazla kaçırmışız galiba be. Ay midemde bir felaket. Ha? O ne be? Ulan garip.
Hayal değilmiş bunlar be! Biz bunları bir yerden çaldık, haberimiz mi yok acaba? Biri benden matrak geçiyor ama... Belki de sahtedir ha! Gidip bir denemek lazım, dur! Sen dur, ben geliyorum! Merhaba abi! Merhaba! Abi ya, şu çakmağı çıkartsana bakayım! Hangisi? Şu kenardakini ver! Bu mu? Ha bu! Ver bakayım ver! Güzel çakmaktır ama pahalı gelir sana! Niye pahalı geliyor? Kaç para bu? 17,5 lira! Ha! İyi! Benzinini koy da alalım öyleyse hadi! Peki! Buyur abi! Bereket versin! Bari 2,5 liralık bir şey daha ver de hesap tamam olsun! Al bakalım! Bu ne ya? Açınca görürsün! Açınca mı? Hadi öyle olsun! Hadi güle güle! Eyvallah, hayırlı işler! Amca bir yeni harman versene! Üstü kalsın istemez! Ya bu çakmak da yanmaz. Başı başına Şahan'ın negatifleri ziyan alıyor işte. Ha, izmarite mi kaldık ya? sizleri saklayacağım. Daha 2-3 gün hiç olmazsa midemiz sıcak yemek görsün. Şimdi teşekkür borcumuz var. Ya, bir onlar razıydım, 7 tane çıktı be! Allah razı olsun! Bak, cebime bir elimi bir... Nasıl bir şey istiyorsunuz? Yani, ne bileyim işte, böyle bir şey mesela. Bu size biraz pahalı gelir zannederim. Sana fiyatını sormadık ki kardeşim. Senin vazifen müşteriye bunları giydirip çıkartmak değil mi? İşte giydir çıkart hadi. Allah Allah, getir getir. Sağ koymuşsun. Tamam abi, ben bunu aldım gitti. Kaç kuruş bu? 280 liradır bu ceket. Öyle mi? Burada biraz şeyler var, bizim bozuk paralar var da cebimizde. Al say bakayım şimdi. ...220 çıktı. Aa, ne kadar lazım? 60 lira. Allah'ım ya. Ha, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Al bu da senin. Hadi eyvallah. Aa, bunu alayım ben, ondan tabak çanak alırız belki, lazım olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Abi, burada en pahalı aşçı dükkanı hangisi? İlerideki sağdaki lokanta. Şu mu? Evet, evet, orası. Evet. Sağda, başta. Sağda. Döner mi?
Merhaba. Merhaba dedik be. Aga bak, ben öyle yemekten falan pek fazla anlamam. Sen içinden ne gelirse işte getir buraya yiyeyim ha. Aa, affedersin, unuttum açayı oynamaz derler. Al şimdi bunu da donat bakayım burayı. Ye! Yeah. 10 lira bahşiş verdi şef. Buraları donat dedi. Neyse, bir an evvel bitir şu işi. Peki. Beyefendi abi, buranın yemekleri çok kral dediler, öyle mi? I am sorry, I don't understand Turkish. Ne ağzını bozuyorsun be, bir şey mi söyledik? Yani, affedersin, bir şey mi söyledik? Yok, bunu yemem ha. Edison, please. Buyurun. Bana şöyle helalinden bir tatlı getir bakayım. Kusura bakmayın ama yediklerinizin bedelinin ne kadar tuttuğunu biliyor musunuz? Şuna bak. Sen yediğimi bırak da patrona sor bakalım, bu lokantanın hepsi kaça? Eğer satmaya niyeti varsa hemen alırız. Hadi ondan sonra da şu benim tatlıyı getir, hadi. Hadi be! Sen efendi, biraz gel. Bana bak, sordun mu patrona? Sordum efendim. Lokanta satılık değilmiş. Sizin borcunuz da bu. Peki, ne kadar? 29,5 lira. Hepsi bu kadar mı be? Evet, bu kadar. Bana bak, bu turistik arkadaşın borcu ne kadar? 34 lira. Üy, amma yemiş be! Ama neyse, hepsi toparlak hesap 70. Al, 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. Al bu senin. Al bunu da babana ver. Hadi. Teşekkür ederim, sağ ol. Al bu da Hüdaverdi yardımı. Eyvallah. Tek. Rica ederim, haybetti. Sen ne dikilmiş duruyorsun burada şey gibi böyle be? Ha? Al bakayım. Al. Zaman para çıkıyor. Çıkıyor da ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yol gösterecek birisi lazım. Evet. Evet ama kim? Adam ne demişler, kendi işini kendin gör, hadi kalk. Hadi oynasana ya. Tövbe be, gene yanlış oynadım be. Bal. Buna bir şeyler oluyor galiba. Şu kılığına baksana. Gene dilenmeye mi geldi yoksa? Efendim, haddim olmayarak sizlere, bizim mahallemizin sayın abilerime yani birkaç kelime söylemek istiyorum böyle. Şey, belki de inanmayacaksınız ama bendeniz şu anda büyük paraya sahibim yani. Ulan dileneceksen şarkı söyle, bir şey yap. Böyle palavralarla canımızı sıkma. Şunu söylemek isterim ki, bugüne kadar bana bakan, beni bu mahallede barındıran, sizlere
Hayatımın sonuna kadar müteşekkir kalacağım. Bütün kuvvetimle bu mahalle için çalışacağım. Aslan yüdü daha verdi, mahallenin kralı. Siz de inanmıyorsunuz değil mi? Sen de 5-10 lira buldum diye kendini milyoner zannediyorsun. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama bir tarafa 5-10 kuruş koy da gene açlıkla ortaklığa ya başlama. Ya o zaman benim sizi inandırmak için bir çarem kalıyor. Hadi buyurun öyleyse gidelim. Nereye? Gelin benden siz karışmayın, yürüyün hadi gelin. Hadi. Hadi. Hadi gelin, gelin. Gidelim ya. Ha. Öldük mü ya? Hadi yürüyün. Allah. Gelin, gelin. Bir şey mi arzu ediyorsunuz? Benim bir şey arzu ettiğim yok ama sen bunu arzu ediyorsun galiba. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Siz ne istiyorsunuz? Beyefendinin arkadaşıyız da. Ha öyle mi? Buyurun. Sağ ol. Bize şöyle güzel bir masa ver bakalım. Hayır, buyurun efendim, buyurun şöyle buyurun. Buyurun. Programda kaç tane söz var patron? 5 tane efendim, tam 5 tane. Aa, öyleyse hepsi beraber oynasınlar. Hayır. Eğer mümkünse tabii. Tabii mümkün efendim, hadi. Tabii. Ne emrettiniz efendim? Canım kafamızı bulduracak ne varsa getir işte, ne bileyim ben ya. Hadi, baş üstüne. Yahu sen nereden buldun bu kadar parayı be? Adam, üzümünü ye de boğanı sorma demişler paşam. Aa, lan! Bak, bak Johnny, Walker. Bu Johnny Walker demek, şişe demek yani. İçinde şişenin şey var demek yani. Hadi. Kültürün yok ya anlayasın. İşiniz varsa ben sizi rahatsız etmeyeyim diyecektim de o kadar. Yo, buyurun. Şey, yani ben çok zengin oldum da artık. Ben yani çok param var, bak. Bak. Ha. Ha?
Al, sinemaya gidersin. Bak. Merhaba abi. Merhabası batsın be. Paralı olmak da bir şeye yaramıyor be. Nah dedim, çıkarttım parayı saydım. Döndü arkasını gitti ya. Para da bir şeye yaramıyor arkadaşım, boş ver sen hayatı. Başka şeyler lazım insana. Aa! Şey, ne bileyim. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Ver elini bakayım. Dünkü davranışım için özür dilemeye geldim. Ziyanı yok canım. Birden kalabalık toplandı, ne derler diye düşündüm. Ah, ben de zannettim ki yani şey... Yani diyordum ki... Yani... demek istediğim... benim biraz param var da... Buna çok sevindim doğrusu. Uzaktan görürdüm seni ama böyle neşeli olarak görmek çok daha iyi. Sahi mi? Bak, göreceksin paramı hep iyi şeylere kullanacağım. Yalnız... Evet. Yalnız böyle arada sırada sana derdimi açsam... Hani senden yardım istesem... İstediğin zaman, elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sahi yapar mısın? Tabii. Tabii, hiç çekinme. Al, asmaladık. Güle güle. Senin için durdu. Anlat beni, anlat! Sayın mahalleli! Tesirli konuş! Tesirli konuşarak mahalleli! Ha, bu ne ya? Oku oradan! Uzun ve yorucu! Eyvah! Bir çalışma! Bir çalışmanın neticesi olarak! Bu ne ya, uzun? Bunu ben de okuyamadım. Neticesi olarak mahallemizi... mahallemizi... bugünkü duruma getirmiş bulunuyoruz! Şimdi bize bugünü gösteren... Şimdi bize bugünü gösteren... Sayın Hüdaverdi Bey... Sayın Hüdaverdi Bey... Sizlere hitap edecek. Hitap edecektir! Buyurun, öpeyim!
Yani başarılı! Ve en büyük! Daha büyük! En büyük! Ve! Gene de! Yahu susun da şey konuşmasını bitirsin canım! Kendinizi maçta mı zannettiniz be? Ver şu anahtarı! Ve! Burası! Anahtarı ver ya! Dur bak! Ver! Bravo! Şimdi bir dakika anahtarı! Ya bu kaçırıyor! Bu açılmıyor be işte! Açılır! Hadi ya, bu kilidin bunun şeydi de ondan. Şöyle sokalım. Hadi, hadi. Sen ne de sen? Dur. Hadi şimdi. Hadi. Şimdi açılacak, şimdi. Dur, bakayım. Al da sen aç şunu be. Hadi. Şimdi bu kapı açılacak tabii. Yani. Dur bakayım, ver şunu bana. Arkadaşlar meşgul oluyorlar bu vazifeyle. Kendileri... Gel. Sen gel. Ben mi? Sen ya, gel. Hadi ya, durma be. Şu anahtarlar mı, şu kapıyı aç yahut da işte... Hadi be, git. Dur şöyle. Dokunma. Sıkışık bir kapı da çünkü onun için hadi. Tabii. Hadi ya. Olacak tabii, her şey kolay olmaz. Hayat bu daima. Çünkü... Vah! Dört kişi uğraştık, bir de o koca herif uğraştı, açamadık. Sonra sıskacık bir herif geldi, açtı kapıyı, iyi mi? Şuraya bak be, ha? Vay. Oraya bak ama... Buraya da bak. Ulan, banka aç diye tepeniz durdunuz, açtık. Hani gelen giden var mı, yok işte. Tabii olmaz. Bizim mahalleli de para yok ki yatırsın. Sonra bu işler reklamla olur. Mesela radyolarda her gün duyuyoruz. Tatarata-tam! Kocaman çekiliş, şey bankasında diye! Doğru, hakkım var bozum. Dur sen, mahalleliği ben halledeyim şimdi sen, dur! Hangi mahalleliği be? Muhterem vatandaşlarım! Arkadaşlar! Bankamız gördüğünüz gibi açıktır yani! Fakat ilk yatırım yapmanızı sizlerin yani biz beklerken... Bazı zorluklarla karşılaşırsınız diye düşündüm. Onun için bazı dümenler böyle ayarla... Yani vaziyet yaptım. Şimdi hepinize buyurun teker teker para vereyim, siz hesap açtırın. Evet. Buyurun. Buyurun. Siz de buyurun. Tabii herkesin cebinde vardır parası ama... Gene de bu uğur getirir inşallah. Yatırınız paranızı bankamıza. Sağ ol. Pantolon bank. Buyurun. Pantolon bank. Evet, sırayla. Rica ederim. Buyurun. Alo!
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Ne yapıyor bu adam ya? Ne yapıyor? 3, 1, 2... Puh, Allah cezanı vermesin. Anladık ya, mikrofon açık işte, anladık. O kadar mamçak değiliz ya. Affedersiniz, anladık. 1, 2, 3, 1, 2... Alo! Ne yapıyor bu canım? Peki, peki birader! Bütün gün üstünüzden çıkartmadığınız eşyanız nedir? O olmazsa size ne derler? Düşünün bakayım! Bulamadınız değil mi? Ben söyleyeyim size! Pantolonunuz be! Ya, ceket demeyeyim, bozulurum ha! Paranızı herhalde pantolonunuzun cebinde taşırsınız. Ama bundan sonra taşıyıp ütüsünü bozmayın, paranızı pantolon bankasına yatırın! Bankamıza para yatıran herkese... Kaç para yatırırsa yatırsın, bir ev veriyoruz, bir oda veriyoruz, bir mutfak veriyoruz, iskemle veriyoruz, masa, iğne, iplik veriyoruz, kahve tepsisi veriyoruz, her şeyi veriyoruz işte! Unutmayın, herkese bir ev parası, pantolon bankası! 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 Yeter be! Pantolon bankası, pantolon bankası! Hırsımdan ne kadar pantolonum varsa parçalayacağım! Tahkik edin, kurucuları kimdir, sermayeleri nedir? Bu gidişle hepimiz batacağız! Böyle sebil gibi ikramiye dağıtmaya hiçbir şey dayanmaz! Yakında batacaklar, eminim buna! O zamana kadar bizde ne para, ne de müşteri kalacak! Durmayın, bir rapor hazırlayın! Ben basmıştım bunun frenine be! Merhaba! Merhaba! Bak, arabayı çektim altıma! Ehliyeti de aldım! Aa, tebrik ederim! Şey, insanın parası çok olunca birçok şeye karşı merakı artıyor tabii ama... Ben... Evet! Yani, ben çok cahil olduğum için... Bu paralarla ne yapacağımı şaşırıyorum tabii! Mesela, bankayı kurdum, sonra bu mahalleyi düzelttim ama... Kendim düzelemedim! Zamanla her istediğin olur inşallah. Başının sıkıştığı zaman bana danışmayı sakın unutma, evet? Yok, unutmam! Hadi Allah'a ısmarladık! Götüreyim ben! Zaten gideceğim yer yakın. Zahmet etme sen. Allah'a ısmarladık! Güle güle! Ulan altında 60 model araba var, gene de kızı bindiremedin. Ama tabii böyle bir kız senin gibi bir hıyara bakar mı? İnsan dediğin kültürlü olması lazımmış. Madem altımda araba var, gider alırım ya! Affedersiniz, Yetvart Bülbülyan siz misiniz? Lisan öğretmeni! Bir arkadaşıma Fransızca ders öğretmek istiyorum da... Eğer kabilse siz bunu kabul eder misiniz? Çok teşekkür ederim! Affedersiniz, Signor Del Palavros! Ben bir arkadaşa dans dersi aldırtmak istiyorum da... Sizden istifade etmeyi düşündüm ama dinleyin beni! Canım, ben size isteklerimi bulmaya geldim, siz bana aley hop diyorsunuz! Ama bu olmuyor ki! Yanta Santa Lucia... Ya bu nasıl doluyordu be? Ha? Bu. Beyefendi, beyefendi! Sizi görmek isteyen 3 kişi var efendim! Ha? 3 kişi efendim! Ya bu nasıl çalışıyordu be? Gelsinler mi efendim? Ha! Gelsinler, gelsinler! Peki efendim! Ha! Gel! Benim hakkı için söylüyorum abi, sen bir melekesin be! Eyvallah hanım, hadi iskele ver bakalım, denize açıl, istediğini söyle de ha!
Sayende sefere çıkmak için biraz mazot diyecektim. Aha, ne kadar lazım? Nurvete endaze olmaz be abicim. Al bakayım. Ha. Hadi bir tane daha. Her devi haşerata karşı feto. Bir sinyal ver, adam göster, gerisine karışma. Hepsi temiz ha. Tamam. Hadi güle güle. Dört çocuğumla merhametine sığınırım. Kocam gurbetlerde. Ne elimizde var ne cebimizde. Vah vah. Allah ne muradın varsa versin. Allah gönlüne göre versin. Amin. Allah sevdiğine kavuştursun. Amin cümlemiz. Hastaneden yeni çıktım. İş yapacak mecalim yok. İşte raporlarım. İlk fırsatta ödemek üzere. Anladım, anladım, anladım. O raporları cebine koy, işe girerken gösterirsin. Minnet ve teşekkür. Siz babalarımız sağ olsunlar. Allah, Allah sağ olsun hepimizin inşallah. İşte Fransızca öğretmeni. Enchanté Monsieur Hidaverdi. Ya ben senden lisan hocası istemiştim. Demem o demektir işte. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Demek talebe zatınız olursunuz. Quelle chance, quelle chance. Kel babandır ulan züppe. Demem o değildir. Neydiyse onu söyle. Hem benimle Türkçe konuş. Türkçe konuşunca Fransızca öğrenilir hiç. Ya sen bana Türkçe ile Fransızca öğret arkadaş. Güzel espri. Neyse şimdilik başlayalım. Hadi başlayalım. Mesela sayalım. Ön. Kimin önü? Yok yok yok, ön Fransızca bir demektir. Soram de gelir iki. Soram turva gelir üç. Sen söyle bakayım. Hadi say. Ön, ön, ön. Soram de. De ne demek? De iki demektir. Ya sen hiç tavla oynamadın mı? Ona de değil, dü derler. Yani iki demek be, iki demek. Dü değil o de. Bak sayayım. Ön bir demektir. Ön. De iki. Turva de. Üç. Katır dört, senk siz. Katır sensin, terbiyeli konuş be. Estağfurullah, ben zatınızda katır demiyorum. Fransızcadan katır, yani rakamdan katır doğurum, anladın mı? Fransa'da kaç katır var? Bak biz burada iki katırız. Yok evladım, öyle değil. Sen Türk katırından bahsediyorsun. Bak ön bir, de iki, turva üç, katır dört, senk beş. Böyle gidiyor, rakamdır bunlar ya, evladım. Ya? Bunlar rakam da ben... Sen affedersin, ben sana rakamlardan bahsediyorum. Ben şimdi neden bahsediyorum peki? Sen bana katırdan bahsediyorsun, halbuki... Yani katırdan sonra katır, sen mi geliyorsun? Ben sana Fransız katırından bahsediyorum. Ön bir, de iki, turva üç, üç, katır dört, sen... Soran siz gelir, siz Fransızca altı demektir. Peki siz... ondan sonra ne gelir? Ondan sonra ne mi gelir? Ne bileyim ben... Ondan sonra Şahan gelir. Kaçını gelir? Dur acele etme. Bers gelir, Hrant gelir. Fransızca'da Şahan'la katırın ne alakası var? Ön, de, turma, katır, sen, siz, set, vit, nöf, diz. Bunlar rakamdır evladım, karıştırıyorsun. Ya yani, hep katır diyorsun evladım, be kardeşim. Evladım katırı karıştırma, katır dört demektir. İyi şu katırdan be. He? Evet, şimdi dikkat edin, bana dikkat edin. Bir ve, iki ve, üç ve dönüyorsunuz. Tamam. Şimdi var müzik, baştan koymak. Evet, başlıyoruz. Bir ve... iki ve... üç ve... dönüyorsunuz. Şimdi beraber. Karşılıklı. Evet. Bir ve... iki ve... üç ve... dönüyorsunuz. Şimdi var bir tamla yapmak. Dar, tabii. Tam, evet. Ha? Tamam, tam bu. Duyuyorsunuz. Bu mu, madam mı bu? Tam, siz tam buyurun. Madama bak, madama gel. Beraber dans bak, beraber dans bak. Aman madamcığım. Böyle el var, orada koymak. Uzat el. Bas, gel böyle, karşılıklı var yapmak madam. Çok güzel, evet. Sarılacaksınız böyle. Beraber. Hadi hep beraber. Bir ve... iki ve... üç ve... dönmek var, tamam. Şimdi bir daha başla, Çok güzel, bravo. Ama siz de var söylemek. Ben? Tamam. Do! Do! Ra! Re! Mi!
Tamam, çok güzel, bu oldu. şimdi koro için prova. Ver koro için fazla adam söylemek. Fazla adam? Ha, biz koro adam, bu fazla adam. Bırak be. Bu, tamam, gel, buyurun. Gel lan, fazla ben adam diyor. Ya, tamam, buyurun. Do! Tebrik ederim. Eyvallah, siz de paranın hayrını görün. Emin olun, akıllıca bir iş yaptınız, ucuza aldınız. Ya! Bas bayağı kelepir, dört tarafı deniz görüyor. Arsa değil, memleket. İçinde şehir kurulur. Aa, ben de öyle yapacağım. Bir hastane, sonra bir yetimhane. şimdi borcumuzu ödeyelim ha? Aman efendim, ne emniyeti var? Bir kek yazarsınız, olur biter. Yoo, benim öyle işe aklım ermez. Ben peşin parayla iş görürüm, arkadaşım bilir. Pekala. Al gülüm, pekala, ver gülüm, işte o kadar. Bismillahirrahmanirrahim. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 9.990 10.000 90 100.300.400 1.150.000 1.160.000 1.170.000 1.180.000 1.190.000 1.190.000 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 Bütün bu milyonlar Pantolon Bankası'nda. Herkese birer parası Pantolon Bankası. Herkese birer parası Pantolon Bankası. Herkese birer parası Pantolon Bankası. Herkese bir ev parası Pantolon Bankası. Herkese bir ev parası Pantolon. İşte her gün böyle. Her saat. Sokakta afiş, gazetede ilan, radyoda reklam. Vasıtalarda, şehrin meydanlarında levhalar, ışıklı yazılar. Bu felaketin önünü almalıyız. Pantolon Bankası'na karşı birleşmeliyiz. Bu tehlikeyi ortadan kaldırdıktan sonra gene rakip oluruz. Fesleğen Bankası'nın mesul bir şahsı olarak bu teklifi ben de kabul ediyorum. Ben de. Ben de. Ben de kabul ediyorum. Bir fikrim var. Aman çabuk söyle. Pantolon Bankası kurucusunun hayatını inceden inceye tetkik ettirdim. Bütün hayatı işte burada. Buyurun. Buyurun, bakın. Hepsi bu kadarcık mı? Maalesef, maalesef. Çünkü Bay Hüdaverdi düpedüz yaşamış. Tahsili yok. Hayatında hiçbir önemli olay yok. Bu inanılmaz servete birdenbire kavuşmuş. Nereden bulmuş bu parayı? Burası meçhul. Meçhul ama öğreneceğiz. Söyle nasıl? Söyle, Tarık Bey, biz de biliyoruz. Bir dakika. Buyurun Hüdaverdi Bey, sizi dinliyorum. Yani biliyorsun benim, ben zenginim, her şeyim var tabii, var. Evet. Fakat,
Yani bir de diyorum ki bazen şöyle bir şey, yani bir şeyim olsaydı böyle, bir şeyim yani. Yani demek istiyorum ki şeyim olsaydı. Yani şeyim. Buyurun. Öpeyim teyze. Hadi. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim efendim. Daha nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim, iyiyim efendim. Daha nasılsınız hanımefendi? İyiyim. Siz benden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Efendim, bizi müdaverdi. Karar verdi. Şey yapmak istiyormuş. Yani şey... Yani evlenmek istiyormuş. Bize de rica etti, geldik buraya. Sizin Ayten'le evlenmek istiyormuş. Sizin fikriniz ne? Hayatım, oh, söyledim var ol kardeşim. Bizi bir dertten kurtardın. Düşüneyim hele. Yarın akşam bizzat gelip kızınızı isteyecek ya. Bizi önce olarak gönderdin. Hani belki olmaz dersiniz diye. Hiç olmaz der miyim? Deli miyim ben? Kaçta gelecek kendisi? Tam 8:30'da burada. Yarın sabah başlıyorum. Size hepimiz müteşekkir kalacağız. Bu işten belirli bir kazancım olacak. Sonra bir erkeği baştan çıkarmaya da bayılırım. Biliyorum. Sizin için çok kolay olacak, eminim. Bundan hiç şüphemiz yok. Başaracaksınız. Öyle mi Mersi? Oysa ki ben zor işleri severim. Biraz uğraşmalıyım. Aman kendinizi değil, bizi düşünün. Her geçen gün çok şey kaybediyoruz. Oh, merak etmeyin. Hele dediğiniz gibi biraz saf ve aptalsa... Göreceksiniz. Göreceğim. Zahmetinize karşılık ufak bir hediye. Şimdilik tabii. Oo! Değerli olduğu belli. Şuraya bırakın lütfen. Sizden her an haber bekleyeceğiz. Memleketin en güzel vücutlu, en güzel sesli kadınısınız. Bu kadarcık mı? Çok da zekisiniz ama kafanızı yormanıza lüzum kalmayacak. Size güveniyoruz. İyi geceler Nermin Hanım. Merci, size de. Efendim, Nermin Enses isminde biri sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş, ne istiyormuş? Söylemedi efendim, bir saat sonra gelmek istiyor. Gene para isteyen biri olacak herhalde. Söyle gelsin bakalım. Öyle mi? Siz oturana kadar orada olacağım. Göreceksiniz. Güle güle. Mersi. Çok mersi. Hemen bir makine uyduracak. Sözüm ona gazete, mecmua fotoğrafçısı olacaksınız. Tamam. Nermin Enses bir bankaya gidip para yatırıyorsa... ...bu bir hadise olmalıdır. Yani banka sahibi öyle sanmalı. Aklınla yaşa. Sen hakiki bir foto muhabiri bul. Eğer çektiği resmi gazete neşrederse... Merak etme sen, birinci sayfaya koydurtmak benden olsun. Çok kibarsın. Şimdi lütfen çıkın giyineceğim.
Hadi gidelim. Ha! Bir saat sonra bankada olun, olmaz mı? Dalma gene, çalış! Daha Sürü'yle işimiz var. Bakalım Bay Hüdaverdi Bey neler getirecek, ne hediye verecek? Daha ne versin? Koca kat, eşya! Apartmanı bağışlasa ne olurdu, günaha mı girerdi? Söyledi ama istemedim. Ben onun teklifini parası için kabul etmedim ki. Belki bir akşam gelirsiniz, sesimi dinlersiniz, sonra da baş başa eğleniriz diye çok bekledim ama... gelmediniz. Gelemedim işte, inekliğimden! Bir dakika! Çakmak, bu cebime koyayım da efendim. Mersi. Bir şey değil. Sizi çok merak ediyordum, görünce şaşırdım. Yoksa beni beğenmediniz mi? Ah, bayıldım! Sizi yaşlı, çirkin, öfkeli bir adam zannediyordum. Hadi! Böyle bomba gibi olacağınızı hiç sanmamıştım. Bombayımdır, bomba! Bakalım nasıl patlıyorsunuz? Oo, çok fena! Dudağınız uçuklar! Bu akşam sizi bekleyeceğim. Gelmeyelim! Bu akşam! Ya git be! Ne var, kimi arıyorsunuz? Sizi! Niçin, bir şey mi oldu? Nermin Enses nereye gitse, ne yapsa bir hadisedir. Ah çocuklar, çok mersi! Buraya para yatırmak için mi geldiniz? Yok, hayır! Hüdaverdi Bey eski ve samimi bir dostumdur. Kendisini sık sık ziyaret ederim. Öyleyizdir Meftuncuğum, öyleyizdir. Teşekkür ederiz. İyi günler. Güle güle. Size de iyi günler çocuklar, gene bekleriz. Gayet tabii. Nermin Hanım gelirse biz de geliriz. Oo tabii, burası sizin eviniz sayılır. Akşam yemine de kalırsınız. Hayatınız hep böyle mi geçer Allah aşkına? Maalesef, hiç rahat vermezler bana. Ya hayranlarım? Of be! Bu böyle parayla pullan çekilmez canım. Şimdi gene yolumu bekliyorlardır. Ben sizin gibi bir kadınla tanıştığım için şeref içindeyim kendim yani. Ama akşama ne yapsalar bulamayacaklar bizi. Niye? Hepsini atlatıp baş başa kalacağız. Yok be! Ya, bu akşam... bak... ulan bu akşam ben Ayten'le buluşmayacak mıydım? Ama Ayten nasıl o benim? Biraz gecikmemi affeder elbet. Seviyorsa mecburdur. Ya bak be, memleketin en meşhur ses şarkıcısı ayağıma geliyor. Bankama para yatırıyor, beni davet ediyor... sonra resim çektiriyor, değil mi ya? Boru mu bu? Ne? Ben de şey zannettim de birden... yok, yani sana söylemedim. Ben şurada otururum, Bay Hüdaverdi Bey'i de sağıma baş köşeye alırım. Uzun Bey de şöyle oturur. Ben banyoya giriyorum, sonra da berbere gideceğim, ancak yetişirim, 9'da gelecekler. Ben de başıma kına koyacağım, sonra da şurup hazırlayacağım. Garip be! Ayten bozulur mu dersin? Ama herhalde uyduracak bir yalan buluruz, değil mi? 2 saat gecikirsek ne olur yani? Hadi, hazır mısın? Yok, ben sizinle gelemeyeceğim uzun. Nasıl olur, dört gözle bizi bekliyorlar. Canım yani ya. Seni bekliyorlar. Ya, anlatması uzun sürer. Hem senin aklın ermez bu işlere, benim mutlaka gitmem lazım. Peki, ne olacak? Canım, şimdi sen gideceksin, benim tarafımdan özür dileyeceksin. Mühim bir işi çıktı, maalesef gelemeyecek diyeceksin. Bir şeyler uyduracaksın, ikisini de oyalayacaksın. 2 saat sonra da ben geleceğim. Al başını da masrafın olur belki. Al şunu da, masraf yaparsın bunlara. Bunlardan çok iyi masraf yapılır zaten. Sen renkli kelebeksin, sevsem üzüleceksin. Bin bir çeşit çiçeği çiçeği koklayıp öpeceksin.
Pek yazık olur sana, birazcık uslan sana. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başına kurban olayım, sabah pazara varayım. Başına bir fes alayım. Fes başına, fes başına, püskülü ben olayım. Püskülü ben olayım. Kaşım ağrıyor, kaşım ağrıyor. Kaşına kurban olayım, sabah pazara varayım. Kaşına rastık alayım. Rastık kaşına, fes başına, fes başına. Püskülü ben olayım, püskülü ben olayım. Gözüm ağrıyor, gözüm ağrıyor. Gözüne kurban olayım, sabah pazara varayım. Gözüne gözlük alayım. Gözlük gözüne, rastlık kaşına, fes başına. Püskülü ben olayım, püskülü ben olayım. Neredeyse gelir. Sizi ister, anneniz de verir, evlenirsiniz de, çocuklarınız da olur. Sonra da kavga bile edersiniz ya. Aa, ağzım sulandı. Bir tane yiyeceğim. Üzülme be kızım, adamın işi başından aşkın. Ne olursa olsun bu gece gitmemeli. Yo, damadıma laf istemem. Adam senin için gece demiyor, gündüz demiyor, çalışıyor. Hüdaverdi duysun da ağlasın. Gözünü sevdiğimin parası ne kaydanalar doğuruyor. Hepimiz buradayız. Sizden devamlı haber bekliyoruz. Salonda beni bekliyor. Epey içti. Bundan sonra da beraber içeceğiz. Ondan sonra da... Yok, merak etmeyin. Bütün gece sizi devamlı arayacağım. Şimdilik bay bay. Gitti. Aman ne kibar, ne hoş sohbet adammış, bayıldım. A sen delisin, canın üzülmek istiyor zar. Kötüye yorup da gene saframı kabartma, mutlaka bir işi çıkmıştır. Pusulası bozuk olsa, arkadaşını gönderir miydi, bunca masraf eder miydi? Hüdaverdi içinde kötü düşünülür mü? Adam 24 ayar bakire. Vallahi ağlıyor, nazar işte, dağlara taşlara. Hüdaverdi, bak sana söylüyorum, eğer kavlinden döner de bu kızı söndürürsen... Tövbe tövbe! Ayten! Ayten! Nermin, Nermin! Hayır, Ayten, Ayten! Ayten dedim!
Haydi! Nermin! Ya... Ay... Nermin! Ay... Ah, adımı beğenmedin galiba. Beni Ayten diye seveceksen razıyım. Ay... Ayten de ne dersen de. Ay... Bravo! Anladım, anladım. Hemen kapatıyorum. Evdelermiş. Evdelermiş, adam sarhoşmuş. Fazla konuşamadı, gene arayacak. Vakit geçirmek için bir şeyler yapalım. Ben hazırlıklı geldim. Ha, iyi. Rezil olduk, vallahi. Ayten de beklemiş, kahrolmuştur. Söylesem, anlatmaya çalışsam anlamaz ki. Ayten de kim? Biri. Bırak şimdi onu bunu canım. Beni düşün, kendini düşün. Bana hayatını anlat. Hayatımı mı? Hı hı. Sahi mi be? Bunu ilk merak eden sen oldun ha? Bak, ben... Bakıyorum hayatım, sen? Babamı hatırlamam bile. Anamdan da aklımda kalan kara kara gözlerdi. Hep yaş içindeydi. Son defa yaşlı bir adam mendille silip kapadı o gözleri. İçme artık, sarhoşsun. Sonra gene beraber içeriz, ha? İlk mektepten ayrılıp yeni hayat sattım. Arada bir canım çekince yalar, sonra tekrar kutuya koyar satardım. Az değilmişsin. Çocukluk nedir bilmedim ki. Bir defa da hırsızlık yaptım. Sen mi? Bir oyuncak çaldım. Tenekeden ufacık bir kelebek. Böyle sopasından tutup yürütünce çıngır çıngır ederdi. Ama yakalayıp dövdüler. Oh, bah şükürüm, bah tontonum, bah! Vakit çok geç oldu, bu saatten sonra aramaz artık. Arasa da faydasız. En iyisi sabahı beklemek. Gidelim artık. Herkes parasını alsın. Maksat kazanmak değil, vakit geçirmekti. Beni dinlemekle ne iyi ettin, gördün mü? Galiba iyi ettim. Zaten geç kalmıştım. Adam bir gecenin beyliği beyliktir. Evlendikten sonra nefes aldırmayacak nasıl olsa. Ne zeki, ne çalışkan adamsın! O fakirlikten sonra bu kadar serveti senden başka kimse yapamazdı. Hele bu yaşta! Dalga mı geçiyorsun ya? Ha, ciddi söylüyorum, sana hayranım! Hadi! Hı-hı. Doğru söyle, bir şey yapmayacağım. Şş, yavaş ya, beni yiyip bitireceksin mi? Sonra da Hüdaverdi'yi bul da hayran ol bakalım. Anlat! Nasıl kazandın, neler yaptın, deminki gibi anlat! Bu saat iş saati değil ki! Oh, bilakis iş saati! Hı? Anlat, ne olur, çok merak ediyorum. Bak, ben berduşun biriydim. Hı hı. Bir gün elimi cebime attım, baktım para çıktı. Sonra hep attım, çıktı. Hep attım, bir daha attım, gene çıktı. Bir daha attım, gene çıktı. Bu kadar kolay mı? Vallahi. Ne çabuk söyledin. Bilsem akşamdan beri uğraşır mıydım? İnanma, olacak şey değil bu. Aa. Beni budala yerine koyuyorsun. Beni aptal zannediyorsun. Bizde yalan yok aslım. İnanmıyorsan seyredersin, görürsün. Allah'ım, yarabbim! Ne olursun idare et! Ne
ettik be! Neyse, bir çaresini buluruz elbet. Aa, pantolon nerede be? Nermin! 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 Ah, affedersin! Nermin nerede? Gittiler, erkenden gittiler. Nereye gittiler? Bilmem... Cem, nereye gittiler? Bilmem, işleri varmış. Anladık, anladık, böylesi daha iyi. Bir emriniz var mı? Hayır, yok ama pantolonumu bulamıyorum, nerede? Nerede, sana soruyorum. Ya ben böyle gelmedim ya buraya kızım! Hadi git, ara şunu bakayım şurada. Allah Allah, sen ne tuhaf şeymişsin ya! İşte bak, yok pantolon yok, kravat var o yok. Telaşlanmayın, buluruz, bulamazsak da nihayet... Ne demek hani bulamazsak da, o senin bildiğin gibi pantolon değil o, nihayet pantolon. Belki dışarıdadır. Hayır, nerede dışarıda, orada mı? Hadi yürü, yürü, yürü bakayım, hadi arayalım. Hiç böyle bir şey yapmazdı, muhakkak başına bir felaket gelmiştir. İşte başına gelen felaket. Şuraya bak, şu rezalete! Boş ver ya, Hüdaverdi böyle şey yapmaz. Buraya gelin! Ha. Kalkın, gelin buraya ya, baksanıza şuraya, yok, gelin, gelin! Bak! Allah verdi ama... Nermin aldı. Pantolonun gittiğine yanmıyorum da... benim Ayten elimden gitti. Mangır da kalmadı. Peki nasıl evleneceğiz şimdi? Ne bu halin be? Ne oldu sana? Pantolonun nerede? Nermin çaldı be! Ulan rezil oldun kıza be! Ört şunun bacaklarını, ört! Nermin çaldı ha? Buranın sahibini görmek istiyorum. Şuradaki bey. Buyurun efendim. İnanılacak gibi değil. Peki nerede şimdi bu pantolon? Soyunma odamda. Şimdi gidip görürüz. Pek muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili misafirlerimiz. Şimdi sizlere... gazinom için angaje etmeye karar verdiğim yepyeni bir kabiliyeti takdim ediyorum. Evet, karşınızda Alev Dinsez! İnşallah sesiniz dediğiniz gibi güzeldir. Yine yeşermiş fındık dalları, yine yeşermiş fındık dalları. Acab ne olacak yarın halları, acab ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kızallan bulan gel, gel, gel yanıma. Beyaz kollarını dola boynuma. Tabiye başında kızlar yan yana. Tabiye başında kızlar yan yana. İçlerinden biri hiç dedi bana. İçlerinden biri hiç dedi bana. Nur olsun seni doğuran ana, nur olsun seni doğuran ana. Kızallan bulan gel, gel, gel yanıma. Kızallan bulan gel, gel, gel yanıma. Beyaz kollarını dola boynuma. Buyurmaz mısınız? Buyurun Alev Hanım. Şöyle buyurun. Oturun! Haydi şekerim, şimdi görelim şu harikayı!
Allah aşkına siz de gelin Alev Hanım. Galiba dünyanın 8. harikasıyla karşılaşmak üzereyiz. Siz de görün, kaçırmayın. Buyurun beyler! İşte beyler, meşhur pantolon bu. Bir kere de siz tecrübe edin, hadi! Yine de öbür cebine bak! Bir de siz giyin! Maalesef Nermin Hanım, gördünüz işte! Hepimiz giydik, ben dua bile ettim! Hiçbir şey çıkmadı! Gece elini cebine her daldırışında para çıkartmıştı, sonra uyudu. Sabah erkenden pantolonu alıp kaçtım, doğruca buraya getirdim. Bütün bu saf görünüşüne rağmen sizi kandırdı işte! Cebine daha önceden para koymuş olacak! Siz sorunca numara yaptı, bu yalanı sizi inandırdı! Bunu gizlice evine bırakınız, sizden şüphelenmesin! Kendisini sıkıştırın, ağzından tekrar laf almaya çalışın! Peki! Son ümidim de bitti, kuş gibi uçtu gitti, geri kalan hep yalan, içimde acı hicran. Şimdi bir tesellim. Ayten! Ayten değil, Nermin! Dün akşamki hokkabazlığın çok hoşuma gittin Onoş'um, bana da öğretsene! Ne hokkabazlığı be? Ağzını topla! Senin karşısında Nonoş Monoş yok, ben kedi miyim? Hem sen bana attığın kazığı biliyor musun? Sen benim hayatımı mahvettin be, hayatımı mahvettin, ahlaksız! Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Böyle be! Ne yapıyorsun ya öyle? Ben size demedim mi? Ne oluyor ya? Sen, ha? Ne yapıyorsun ya? Ya sen serseri misin? Çabuk evet de bakayım! Günah almadan götürelim, bizim orada düşünürüz ne yapacağımızı! Şşşt!
Bundan sonra şu gördüğünüz pantolon bu bankanın kasasında duracak. Yoo, müsaadenizle Fesliyen Bankası dururken... Anlamadım. Ben alacağım. Hayır, gel lan! Aceleniz var galiba. Durun diyorum size! Arkadaşlar! Boşuna kavga ediyor, birbirimize giriyoruz. Bakın o pantolonun bize yaramadığını biliyoruz. Değil mi ya? Onun tekrar Hüdaverdin'in eline geçmesi bizler için yeni bir felaket olur. Doğru. Evet, çok doğru. Bu tehlikeyi ebediyen önlemek için pantolonu herkesin huzurunda yakacağız. İyi fikir. Acaba pantolon nerede? Pantolon nerede? Pantolon nerede? Teşkin, bu ne? Nerede? Ne oldu, içeride kaldın mı? Oradan gelin, bak o tarafta. Gelin! Gelin arkadaşlar! Buradan! Ben çalacağım seni, görürsün sen! Aynen bakalım, aynen! Bırakın beni, bırakın diyorum size! Görüldüğü gibi bu pantolon herkesin başına bela! Yakalım onu arkadaşlar! Peki, nerede yakacağız onu? Kendi semtinde yakalım! Hadi gidelim! Ayten, bak o gece şeyden... Sus şimdi, pantolonu yakacaklar, onu kurtarman lazım. Pantolon yanarsa sen de mahvolursun, ben de mahvolurum. Hastanede mahvolur, pantolon da mahvolur. Hemen gidip Ali'yi, İbo'yu, Uzun'u bulmalıyız. Koş. Hadi. Peki, hadi dur. Hadi. Aa, böyle şeyler olmaz, dur bir pantolon al. Yardım et. Ayakkabıları çıkarsın. Çeksene şunu ya! Hadi böyle gidelim, daha iyi! Evet. Sayın mahalleliler! Büyük tekliklerden sonra... ...çok zararlı bir şey olduğuna kanaat getirdiğimiz bu pantolonu... ...sizin de iyiliğiniz için, hepinizin gözü önünde... ...imha etmeyi bir insanlık borcu sayıyorum. Gitti pantolon be! Belki... İnanmayacaksın ama, işe yarıyordu. Hastane yarım kalacak şimdi. Yetimhanede. Ben de yarım kalacağım. Ona boş ver ama... ...öbürlerine yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Yürü! Öyle misiniz? Yürü!